Sercan Bey. Hocam merhabalar, Sercan İkmalspor. Tebrik ederiz. Hocam iki antrenmana çıktınız Beşiktaş'la. Yani maçı kazanmanın dışında Getson'u, Cenk Tosun'u, Mert Günoğlu, Tayfur'u, Umut Meraş'ı kazandınız. Oyuncu kazanımı da var. Bu iki günlük sürede bunu nasıl hallettiniz? Bunu merak ediyorum. Bir de siz normalde duygularınızı hep böyle belli etmemeye çalışırsınız. Maçtan sonra üçlü çektirdiniz hocam. Farkında değilim. İyi hatırlattım. Şimdi ben özgürüm aslında. Yani ister çalışayım, ister çalışmayayım özgürüm. Ve bu özgürlüğü de bana çocukluğumdan beri almama rağmen çoğu zaman taraftar da veriyor, halk da veriyor. Ben çalışsam çalışmasam onların içerisindeyim. Hatalarıyım da, sevaplarım da oyum. Dolayısıyla kararlarım tartışılabilir. İşte işler sevilebilir, sevilmeyebiliriz ama ben öyle biriyim. Yani bunu derken konu ben değilim. Aslında çok şey yapmadım zaten. Yani iki günde ne yapabilirsin? Onu yapıyoruz. Dediğim gibi bu maçı bensiz de almaları gerekiyor. Ben kendime de söyledim. Yani birebir rakipten iyiyseniz, 11'e 1 de iyiyseniz gereğinizi yapın. Ben size yardımcı olacağım, yol göstereceğim. Bugün de öyle değil. Onun için bu maç üzerinden değil de genel olarak baktığımız zaman takımın iyi tarafları fazla var. Hücumda özellikle zenginlikleri var. Yani birçok arayışlar yapabilirsiniz. Bunun için çalışma yapılabilir. Ama aynı takımın savunma anlayışında, hücumdan da başlayarak orta saha geride sıkıntılarımız var. Şunu söyleyeyim. Onu ben de sizin sorduğunuzla ilgili oyuncular isim verdiği için söylüyorum. Ben isim vermeden genel konuşayım. Hiçbir oyuncu kesmiyorum. Hiçbir oyuncu peşin hükmüm yok. Yani özgürüm ama adaletliyim aynı zamanda. Onu göreceksiniz. Mesela bugün Muraka son dakikada girdi. Hiç de girmeyebilirdi ama bir girsin dedim. Çünkü beğendiğim bir oyuncu. Onu söyleyeyim. Beğendiğim birkaç oyuncu dışarıda kalabilir şu anda. Yarın girebilir. Bugün oynayan olmayabilir. Yani benim de şu anda bir günde yapacağım iş değil. Ben hep söylüyorum kendilerine. Sahaya çıktığınız zaman ben sizi seviyorum. Ben topu seviyorum. Hatta birbirimizi sevmeye de gerek yok. Topu sevenler bir arada olmalı. Ama işini yapanlar takımda olmalı. Şimdi bu takımda her katkı yapan oyuncu oynayacaktır. Bugün de değişiklik yaparken aynı şeyi düşündüm. Yani o dışarı alayım oyuncu ben istediğim şey değil. Hatta Tayyip Sakat'la devre arasında çıkarken o da bizim hatamız. Yani daha doğrusu onu da öğrenecekler. Üç oyuncu değişiklik yaptım ki yapmamam gerekiyordu. Mecbur kaldım. Onun da ağrısı olunca biraz soru işareti. Soruzan'ın da, Josef'in de ağrıları vardı dizinde. Onun için hamle bile sıkıntısı olabiliyor. Bunlar hep düzelmesi gereken konular. Bugün bir ders çıkardık. Bütün oyuncuları görmeye çalıştık. Oynayan ve sonradan giren de. Şimdi kenardakiler var. Dolayısıyla bunlar bakılacak. Yani bu takımda oyuncular hepsi bizim için önemli. Yani bugün Mert oynadı diye Mert tek tercihimiz değil. Ersin'i kesmedik. Yani onu söyleyeyim size. Öyle bir şey yok. Ersin dinlenmesi gerekiyordu. Mert de böyle bir maçta oynaması gerekiyordu. Galatasaray maçında kim oynar bilmiyorum ama daha sonra bilirim de şimdi bilmiyorum. Şimdi başkasını atarsam ayıp olur. Şimdi öyle bir şey yok. Ersin çok değerli bir oyuncu, çok değerli bir kaleci. Yani hizmet etmiş ama bir kırılganlığı var. Mert de hiç oynamamış. Bu maçta da oynayamayacaksa o zaman Mert'i de kaybettik. Ha risk var mıydı? Risk vardı. Mert de bu maçta 2 tane gol yedi. Veya çok da büyük hatalar yapıp gol yiyebilirdi. Veya Ersin'i koyup yapabilirdik. O zaman Mert ne yapardı Galatasaray ve diğer maç? Hep soru işareti. Bunları bazı riskleri alacağız. Hocalığın da bir zor tarafı olsun bari. Diğer tarafları kolay. Emre Bey. Emre Zabunoğlu. Hocam ilk döneminizde de ilk maçta Mersin deplasmanında 5-2'lik bir evet, galibiyet. Genelde öyle olmuş. 5 golle başladınız. Bol gollü bir galibiyet. Ama önümüzdeki hafta bir Galatasaray derbisi var. Siz de derbileri seversiniz. O maç için ne söylemek istersiniz? Eğer öyle bakarsan o zaman da Trabzonspor'a mağlup olmuştuk yani. Öyle mi demek istiyorsun? Doğru, iyi hatırlamışsın maçı. O maçta da Cenk iyiydi galiba. Sonra Gomez'i oynattım ben ondan sonra. Yani Cenk'in borcunu şimdi ödüyorum ona. Futbol böyle bir şey. Yani aldığımız kararların karşılığı iyi çıkarsa iyi diyoruz. Bazen senaryomuz tutmuyor. Yani oyuncuları koyuyoruz yerine. Yerleşmeyebilir. Onu yapıyoruz. Ama bizde oynayan bütün oyuncular şu anda değerli. Yani şimdi oynayanlara bakıyorum. Çok kariyeri olan oyuncular var. Onlarla da uğraşacağız. Onları düzelteceğimizi düşünüyorum. Yani eğer oyunlar bize katarsa, hep söylüyorum zaten. Oyunculara da konuştuğum için size de açık söylüyorum. Değişim yaparak gelişim olması gereken oyuncularımız. Eğer bunu sağlarlarsa bizim sorunumuz azalır. Yapmazsalar o zaman oyuncuya ihtiyaç duyacağız. Yapacak da bir şeyimiz yok. Oyuncuyu değiştireceğiz yani. Derbiye ilgili konuşacak bir şey yok şu anda. Çünkü bugün yarın bir yenileme idmanı var. Ondan sonra bir dinlenme ve diğer gün idman yapacağız.
yarından itibaren, yani yarın da geçecek. Ondan sonra bir dinlensinler çünkü yoruldular. Dedim onlara, yoruldun ama mutlu olun. Şu anda yorgunluk, mutluluk da azalacaktır. Çünkü fiziksel, zihinsel kırılganlıkları var. Takımın kırılganlığı var. Kabul etmek lazım onu. Derbiyle ilgili zaten bu sene bütün takımlar iddialı yarışta. Özellikle Fenerbahçe çok iyi gidiyor. Hem Avrupa kupalarında hem ligde. Şu anda önde. Biz biraz gerideyiz. Ama biz rakiplere bakarak değil de kendi oyunumuzu geliştirerek alacağımız sonuçlarla daha ileride yukarı çıkacağımızı düşünüyoruz. Yani hedefimiz o. Ama Galatasaray maçı ayrı bir maç. Onu siz de biliyorsunuz. Ben ne desem boş şu anda. O büyük takımlar arasındaki oyun sahada heyecanıyla, coşkusu ayrı bir havada olur. Deplasmanda oynayacağız. Galatasaray'da moralli. O da 3 puan aldı. Biz de 3 puan aldık. Kıran kırana maç olacak. Keyif bastım. Mesela ben bugünkü maçtan da şöyle bir, yani olumsuz tarafları var çok ama ya gol oldu. Herkes maçı seyrederken böyle, yani bırakın Beşiktaşlıları, başkaları da evet biz yedik, üzüldüm, kızdım, öyle hatalar vardı ama bir de bakıyorum ya futbol bu işte. Yani 7-8 tane, 10 tane olsun, sonra o ara sıkıştırsın, sonra sen öne geç. Dün de seyrettim mesela Paris Saint-Germain'i 4-3 yendi. Güzel oluyor o zaman. Yani gol yemek istemiyoruz ama oluyor bunlar. Galatasaray'a fazla girmek istemiyorum, onun için böyle.